Yargıda yaşanan peş peşe vedalara bir yenisi daha eklendi ve eklenmeye devam edecek. Hiç şüphesiz Pars karakterinin ani vedası büyük bir yankı uyandırdı. İlk olarak bu konuya değineceğiz. Sonrasında ise bomba gelişmeleri ve büyük sürprizleri sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Dizinin bel kemiği karakterlerinden Pars'ın vedası izleyicileri üzdü. Geçtiğimiz günlerde Ayyapım tarafından yapılan açıklamada Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Akın, sağlık problemi nedeniyle kendi isteğiyle diziden ayrıldığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından bu kez de Mehmet Yılmaz Ak kendi hesabından açıklama yaparak deprem sonrası zorlu süreçte ailesinin ve sevdiklerinin yanında olmak için bu kararı aldığını belirtti. Son olarak sağlık probleminin ciddi olmadığını ifade etti. Bu gelişmenin hemen ardından ise bu sezon final yapması beklenen Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Pars karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İddialara göre Eren karakterini oynayan Uğur Aslan, yaşanan acı depremde abisini ve yakınlarını kaybettiği halde dizideki rolüne devam etti. Bu nedenle senarist Sema Ergenekon'un hiç kayıp yaşamayan Mehmet Yılmaz Ak'a bozulduğu ve tepkili olduğu öne sürüldü. Normalde Pars karakterinin dizideki senaryosu giderek ağırlık kazanacaktı, ancak yaşanan bu gelişmeyle beraber bazı senaryolar değiştirilecek ve başka sürpriz senaryolar yazılacak. Hatta Pars karakteri için herhangi bir teşekkür paylaşımı da yapılmadı. Bu da dikkatleri çeken ayrı bir konu oldu. Şimdi gelelim bomba konulara ve yaşanan sürpriz gelişmelere. Rıdvan'ın intikamını Pars'ın almasını beklerken Özge aldı. Belki de bu sahnelerden sonra diziye veda eden Pars karakterini yeni bölümde hiç görmeyeceğiz. İstifasını etti ve gitti olarak yorumlanabilir. Pars intikamı için harekete geçti, ancak bu konuda şöyle bir detay olabilir. Özge, Pars'a gelen zarfı açarak adresi gördü ve kendi başına hareket etti. Hatta Rıdvan'ın intikamını aldı. Pars'a ise başka bir adresi yazarak yanlış bir yönlendirme yapmış olabilir. Sebebi de Pars'ı korumak ve elini kana bulamasını engellemek olabilir. Açıkçası yeni bölümde Pars'la ilgili herhangi bir sahne göreceğimizi pek sanmıyorum. Ani bir vedayla istifa edip gittiği gibi gösterilerek nokta koyuldu. Kim bilir, belki az bir ihtimalle olsa birkaç bölüm sonra gittiği yerden dönerek diziye yeniden dahil olabilir. Öte yandan Özge, Rıdvan'ın katili olan Kesik'le yüzleşirken Kesik Özge'ye asıl patronun kendi babası olduğunu söyledi. Elbette Özge'den böylesine önemli bir bilgiyi Ilgaz'la paylaşmasını bekliyoruz. Ilgaz'ın ise Pars'ın yerine başsavcı olması beklenebilir. Ilgaz, bu olayın ardındaki kişilerin ve asıl patronun peşini bırakmayacak ve konunun üzerine gitmeye devam edecek. İşte tam bu noktada geçtiğimiz bölümde ince bir spoiler verildi. Merdan dedi Ilgaz'la konuşurken, "Bu iş sen çomak soktuğun sürece büyüyecek," dedi. Kısacası Ilgaz'ı ve ailesini yeni tehlikeler bekliyor diyebiliriz. Şimdi gelelim asıl bomba mevzuya. Bahsettiğimiz gibi Ömer'in dizideki etkinliği giderek artıyor ve yaptığı son hamleyle tüm dengeleri değiştirecek. Ceylin'in ve dolaylı olarak Ilgaz'ın güvenini kazanıp içeri sızmak için mafyayı çökertecek bilgiyi Ceylin'in eline teslim etti. Üstelik Yekta'nın haberi olmadan, aynı zamanda da Yekta'yı suçlayarak yaptı bunu. Kısacası Ömer ikili oynuyor. Bir yandan Ceylin ve Ilgaz'ın güvenini kazanmaya çalışıyor ve Yekta'ya benzemediğini söylüyor. Bir yandan da Yekta'nın yanındaymış gibi gözüküyor, ama Yekta'ya da büyük ters köşeler yapacak. Ömer'in birçok bilgiye kolayca ulaşması herkesi şaşırttı. Eyüp Ömer'in adamı olabilir, ancak Ömer'in çok daha fazla adamının olduğu kesin. Asıl önemli olan ise Ömer'in Ceylin'den etkilenmiş olması. En azından ilk izlenim bu şekilde oldu. Muhtemelen olay şu yöne doğru ilerleyecek. Boşanmaktan vazgeçerek evliliklerine bir şans daha veren Ilgaz Ceylin ikilisini 6 ay sonrasında bekleyen şok olay Ömer karakteriyle ilgili olacak. Elbette işin içine Yekta da olacak. Eğer Ömer Ceylin'e karşı saplantılı bir hale gelirse, işte o zaman işler iyice karışacak. Yeni bölümde Ömer'in ince bir planı daha olacak. Kısacası senaryonun ağırlık merkezi Ilgaz, Ceylin, Ömer ve Yekta olacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.